Salam qadirdan yoldaşlar. Bugün biz sizin bilen ahli görü dilen zadın anırsında bir payhas bir şahsiyetin payhası var diyen mozukları da gördüm edersin. Gelin ben elimde gör gözülen şu flamasteri misal alalım. Şunu görüyoruz. Pikir döreye ha, biri dörd şunu. Biri özünün aklını ulan değil ve şu flamasteri dörtti diyen düşünce var. Flamasterin özü hovadan gelen ak. Flamasterin özü bir çağı, akıl pesrak bir çağı ya da bir hayvan dörtti diyen düşünce yok. Bunu ne edip her bir zaten dörtme için fizikanı bilmeli, razmeri neçə olmalı, inceliği neçə olmalı, renk neyli olmalı, hemmesi zaten yerli yerine olmak için payhas, akıl, fikirlenmek, okuyuvi, hokman olmalı. Şu zaten kimde olayım? Elbette şahsiyet, belli bir kellesi var, beyni var, yüreği var, gözü var, eli var, fikirlenmiş, okuyuvar, şahsiyet. Doğru edip biliyorum. Dine bir flamaster derden ehli zade. Bir oturguç alalım. Onun bir forması var. Etmeli zade. Eretmeli. Plastiği eretmeli. Belli bir şekilde koymalı. Yine bir injiner şahsiyet var anırsında. Ya da cahayı salmak için. Belli bir mramarı, mermeri kesmeli. Belli bir razmerde koymalı. Hem için şahsiyet kellesi var. Payhası var, akıllı var, şahsiyet, dörüt yaşanır. Hoa'dan hiç zat gelenek, yok zattan hiç zat gelenek. Şimdi şunu alayım. Yönükey zatları misal aldık. Şimdi gelin biz akşam düşende asmanı seyredelim. Bir neçe, eğer bulut zatı olmasa biz asmanda bir neçe yıldızları görüyoruz, saadet yaşayız. Şimdi şu altı her bir kellemizi işleten adam. Fikir etti ya, ooo kim dörüttü onu? Özünden öz gelip çıkan aksolatlar. Kim dörüttü onu? Günün yeryüzüne yaltılandırmalı belli bir vakitte olup geçe. Belli bir vakitte gün... Her bir zat yerli yerinde belli bir vaktli vaktinde olup geçe. Kış vakti soğuk kolya hova, ağaçlar yapraklarını düşürüyor zaten. Hem zat bir payhaslı bir şahsiyetin golasında olup geçeceğini biz aklımız bilen fikirleni ve düşünmeli şunu. Şimdi şu akıllı payhaslı şahsiyet kim? Elbette Huday. Şimdi bu yerde biz düşünüyoruz Huday bir kavirlerimiz Huday neyli, Huday kim diyen düşünceni gözümüze getirenimize kevirlere aittiğim misal için ben çağa kakamından soruyordum. Kaka huday neyli, huday neyli? O kakamım diyordu. Ey bilmedim yani ben gözümüze getiren bir gar yaşlı adam şekilli bir lukan, ak sakallı yeni bir zaten. Kevirlere hudayı gözümüze getiren bir asman şeklinde, şekli yok şeklinde, yaltılık, yaltılık, odan yaltılık diyen şeklinde göz önüne getirelim. Yani kadimi Vedalarda Şirmet Bhagavatam ya da Bhagavad Gita'da bilişimiz yalı, şu kitaplardan bilişimiz yalı, Huday'ın öz şahsiyeti var. Huday şahsiyet. Şahsiyetin neyle anıklamalıdığını biz belek mozuklarımızın birinde görün ederiz. Tamam, yalnız.